Merhabalar, saygıdeğer meslektaşlarım. Hepinize sağlık dolu günler temenni ediyorum. İnşallah bulunduğumuz durum, bu sıkıntılı durum tez bir zamanda sona erer ve biz de eski aktif günlerimize geri döneriz. Bugün dilimin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Sert doku argümantasyonlarıyla ilgili. İlk önce Şerif Bey'in bu güzel bir organizasyonun yaptığı için kendisini tebrik etmek istiyorum. Ve beni de davet ettiği için kendisine teşekkür ederim. Evet, sunumumuza başlayalım. Zaten konumuz biyolojik ağırlıklı, biyolojik kemik konseptli bir çalışma olduğu için genelde biyolojik ağırlıklı konuşacağız. Evet, doğayı koru ve biyolojiyi koru. Zaten doğayı korumazsak, gerçekten biyolojiyi korumazsak onlar da bizi korumayacak. Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu, bone split tekniği, kemik blokları ve kuru tekniği. Ben yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu ve bone split tekniği ile ilgili biraz daha fazla konuşmak istiyorum. Zaten kuru tekniğini daha usta, daha uzman hocalarımız, abilerimiz anlattılar. Biz de dilimiz döndüğü kadar diğer yöntemlerle ilgili çalışmaları, klinik case'leri sunmaya çalışacağız size. Evet, ilk önce implantasyonun ana kuralı, yani dental implantların ana kuralı osteointegrasyondan başlamak istiyorum. Zaten osteointegrasyon olmasa bizim de zaten implant yapmamız olanaksızdır ve gerçekleştirilemez implant ameliyatları. Osteointegrasyon nedir? Zaten osteointegrasyonu Brennan Mark, yani osteointegrasyonu tanımlayan kişi adından tanımaya çalışalım. Kemikle implant arasında biyolojik bir bağlantıdır. Yani fonksiyonel ve struktural bir bağlantıdır. Ama hangi kemik? Living, yani canlı bir kemik. Burada kırmızı harflerle, özellikle kırmızı harflerle işaretledim. Canlı bir kemik. Yani insanın kendi kemiği ile implant arasında bir bağlantı olursa osteointegrasyon gerçekleşmiş oluyor. Aksi takdirde hiçbir şekilde biz osteointegrasyondan bahsedemeyiz. Evet, bakın gördüğünüz implant ve biyomateryal, yani herhangi bir biyomateryalın implant ile osteointegrasyonu söz konusu olamaz. Herhangi bir kemik greflerinin implantla bağlantısı, osteointegrasyonu söz konusu olamaz. Onların etrafında biyolojik otojen kemiği oluştuktan sonra ancak ondan sonra integrasyondan bahsedebiliriz. Ondan sonra integrasyon gerçekleşiyor. Evet, bu güzel bir çalışma. Sinüs bölgesinde olan çalışma. Piatelli ve grubunun çalışması. Biliyoruz Piatelli gerçekten bu kemik grefleri üzerine çok çalışma yapan bir insan. Bakın 20 ay sonra sinüs bölgesinde hala daha BIOS, yani burada hayvan kaynaklı bovin greft kullanılmış. Hala BIOS'un varlığı söz konusu histolojik çalışmalarda ve 7 sene sonra yapılmış ve hala rezorbe olmamış, orada varlığını gösteren BIOS veyahut da kisenograft partikülleri görmekteyiz. Eğer 7 sene sonra bu varlığını bulunduruyorsa düşüncem yıllar sonra, artık bir 20 yıl sonra, 25 yıl sonra yine histolojik çalışma yaparsak biz oradaki rezorbe olmamış cansız kemiğe rastlayabiliriz. Bakın bu 6 ay sonra xenograft, yani hayvan kaynaklı bir kemikle yapılan augmentasyonun scanning mikroskobuyla, SEM'le, elektron mikroskobuyla büyütülmüş hali. Bakın görüyorsunuz beyaz partiküller, bunlar hayvan menşeli greftlerdir. Hayvan menşeli dokulardır, sert dokulardır ve herhangi bir canlılık taşımamaktadır. Bu gri bölge ise yeni otojen oluşan kemiktir. Evet, bu cümleyi, bu resmi gerçekten ben çok beğeniyorum. Eğer bir yere uyuyorsanız, bir yere uygunluğunuz varsa oraya gerçekten ait olduğunuz söylenemez. Ben bu
grefler, allograft veyahut da alloplastik veyahut da ksenografler hakkında aynı bu şekilde düşünüyorum. Evet, hangi graft idealdir? Hangi graft idealdir? Yani graft materyali nasıl olması gerekiyor? Kan pıhtısını stabilize etmesi lazım. Biyo uyumlu olması gerekiyor. Evet, sinüsün havalanmasına karşı dirençli olması gerekiyor. Ve biyolojik prosesleri hızlandırması gerekiyor. Yani biyolojik yenilenmeyi hızlandırması gerekiyor. Yani terkibinde progenitik hücreler bulundurulması gerekiyor. Klinik olarak kullanımı çok basit olması lazım. Azaltması lazım komplikasyonları ve ekonomik olması lazım. Yenilendirilmiş doku rejenerasyonu yani GBR. Evet, partikül grafler, ksenograft, autograft, allograft ve kompozit grafler. Sentetik graflerden bahsetmeyeceğim. Daha çok kompozit graflerden bahsetmeyi istiyorum. Evet, biliyoruz graflerin 3 özelliği var. Osteokondüksiyon, çatı yaratma, osteoindüksiyon, yeni kemik oluşumunu indikleme ve osteogenetik, yeni kemik yapma özelliğidir. Bu özellik sadece otojen kemikte vardır ve altın standart olarak kabul ediliyor. Otojen kemiğin altın standart kabul edilmesine rağmen yıllarca otojen graftin daha doğrusu arka planda kaldığını düşünüyorum. Gerçekten uzun zaman, uzun yıllar biz allograft kullandık, ksenograft kullandık. Artık son yıllarda çeşitli biyolojik teknikler, kuru tekniği gibi, split crest teknikleri gibi biyolojik materyallerin üretimleriyle artık daha da biyolojik augmentasyonlara geçiş başladı ve otojen kemiğin önemi biraz daha anlaşılmaya başladı. Evet, lateral kemik augmentasyonu, alveolar augmentasyonu hakkında bir çalışma. Lateral kemik augmentasyonunda %50 otojen, %50 ksenojen graftın karışımı ile sadece zenojen graftin karşılaştırılması, yani otojen ve ksenojen karışımı ve sadece ksenojen graftin karşılaştırılması yapılmış. Karışım graftle yapılan çalışımda, yani ksenojenle otojenin karışımıyla yapılan çalışmalarda 3 yıllık takipte implantların %96 sağ kalım oranı görülmüştür. Her iki graft çeşidinde yeni kemik oluştuğu gözlemlenmiş, alveolar kalınlık artmış ve implantların kısa dönem yüksek sağ kalımı oranı gözlemlenmiştir. Fakat daha uzun dönem çalışmalara ihtiyaç vardır. Evet, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Gerçekten bu karışım greflerle ilgili veyahut da diğer greflerle ilgili uzun dönem ve geniş kapsamlı bir çalışmalara ihtiyaç vardır. Evet, klinik vakalara geçiyoruz. Ön estetik bölge. Eğer en ön estetik bölgede çalışıyorsak, ksenograft ağırlıklı çalışmayı öneriyorum. Neden ksenograft ağırlıklı çalışmayı öneriyorum? Ksenograftın çünkü sadece bir özelliği var. O da kondüksiyon özelliği. Yani hacim özelliği. Eğer biz estetik bölgede hacim almak istiyorsak, ksenograft ağırlıklı çalışmamız gerekiyor. Ama burada gördüğünüz gibi, ortadaki resimde gördüğünüz gibi implantlar yerleştirildikten sonra implantın kenarına implant yuvasından kazandığım otojen kemikleri kullandım. Yani direkt implantla temasta otojen kemiğin olmasını istiyorum. Ve ksenograf otograft karışımı kullandım bu vakada. Evet, 5 ay sonra açtık. 5 ay sonra açtık. Bakın, bir şeye dikkat edin. Röntgenlere de dikkat edebilirsiniz. Gerçekten kemik görüntüsü yok burada. Yani ben bu görüntüyü görünce çok mutlu olamıyorum. Gerçekten bu görüntü beni tatmin etmiyor. Bu partiküllerin tamamen kemiğe dönüşmemesi, yani orada tamamen kemiğin olmaması anlamına geliyor ve ben bu dokuya gerçekten kemik dokusu diyemiyorum ve 4-5 milim arası sert doku kazanımı yapmışız burada. Sadece sert doku diyorum bu greflerle elde ettiğimiz kemiklere. Gerçekten bu gerçek kemik mi? Yani bizim istediğimiz otojen canlı kemik mi? Şöyle bir benim de beğendiğim bir grafiği var. Burada otograft ile allograft karşılaştırılmış. Dikkat ederseniz
greflerin bütün özelliği var. Osteokondüksiyon, osteoindüksiyon ve osteogenez özellikleri. Ancak allograftin ise sadece osteokondüksiyon özellikleri vardır. Osteoindüksiyon özelliği ise biraz daha azdır. Yani kemiği indükleme özelliği azdır. Biraz daha çatı yapma özelliği bulunmaktadır. Ama kesinlikle osteogenezis özelliği yoktur. Yeni kemik yapma özelliği yoktur. Evet, horizontal ridge augmentation using native collagen membrane with titanium mesh in atrophic maxillary ridge. Randomized bir çalışma var. Peki bu greflerle biz ne kullanalım? Yani hangi membranı, hangi çeşit membranı kullanalım? PTF membranlar mı kullanalım? Yani rezorbe olmayan membranlar mı kullanalım? T-Mesh'ler mi kullanalım yoksa kolajen membranlar mı kullanalım? Gelin bakalım. Evet, bu çalışmada kemik grafti olarak %50'ye %50 otojen ve ksenograft kullanılmıştır. Çalışma bunları gösteriyor. Yapılan morfometrik incelemede yeni oluşan kemik açısından titan membran ve kolajen membran arasında önemli bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Yani kemik açısından, kemik kalitesi açısından herhangi bir farkın oluşmadığı ortaya çıkmış. 6 ay sonra oluşan yeni kemik, yani 6 ay sonra yeni kemik oluşumu T-Mesh'lerde %27, kolajende ise %28. Yani neredeyse aynı oranda yeni kemik oluşumu elde edilmiştir. Evet, membranın stabilizasyonu çok önemlidir sevgili meslektaşlarım. Yani gerçekten stabil olmayan membrandan biz herhangi bir hacim beklemeyelim. Herhangi bir kemiğin integrasyonu beklememek lazım. Bu bütün dokularda böyledir. Kemik dokusunda olsun, yumuşak dokuda olsun, stabilizasyon olmayan yerde bir biyolojik inkişaf olmasından söz gidemez. Evet, çalışmada bakın 6 ay sonra alınan histolojik çalışmalar. Kolajen membranla yapılmış bir çalışma. Ve titan meshle yapılmış bir çalışma. Kazanılan yeni kemik miktarı ve yeni kemik kalitesi hemen hemen aynı. Yani 6 ay sonra aralarında herhangi bir fark bulunamamıştır. Yani kolajenle augmentasyon olunan kemik ve titanyumla augmentasyon olunan kemik. Yani bu kemik graft de otojen ve xenograft. Evet, bakın burada titanyumda açılmalar gözlemleniyor. Bunlar da kendi vakalarımızdan açılmalar gözlemliyoruz titanyum meşlerde. Sonuç olarak ne diyebiliriz? Titanyum meşin daha hassas, zor bir teknik olduğu, ikinci aşama cerrahi gerektirdiği için tabii ki biz onu titanyum meşi veya PTF non-resorbe membranları bir müddet sonra artık oradan almamız gerekiyor. Ve bu ekstra bir travma yaratıyor hastada ve ekstra bir periostun kalkması olarak tanımlanabilir. Yumuşak doku açılmaları olduğu ve mesh gözeneklerine yumuşak dokunun invazı olduğu için kullanımı sınırlıdır. Yani titanyum meshin biraz daha hassas, biraz daha komplikasyonlu bir teknik olduğu ortaya çıkmıştır. Evet, hacim gerekiyorsa ksenograft demiştik, estetik ön bölgede. Bu bakamda allograft, ksenograft ve otograft kullandım. Az bir şey horizontal, vertikal ve horizontal bir genişletmeye, augmentasyona ihtiyacım var. Tabii ki kolajen membranı sabitliyoruz. Eğer pinlerle sabitlemiyorsak mutlaka periyost dikişlerle sabitlemeyi öneriyorum. Çünkü eğer orada bir stabil doku olursa, stabil bir membran olursa, stabil membran kemiğin bütünlüğünü bozar ve orada integrasyon ya olmaz veyahut da çok eksik olur. Organik doku PRF kullandık üzerine. Dikişimizi attık. Ve 4 ay sonra kemik
kazanımını görebiliyoruz. Yani klinik olarak zaten çenede genişlemeyi izleyebiliyoruz. Ve yumuşak doku eksikliği olduğu için yumuşak dokumuzu augmente ettik. Bu ise 5 ay sonraki görüntü. Yani burada röntgende de görüldüğü gibi hala partiküller izlenebiliyor. Hala kullandığımız partiküllerin tamamen rezorbe olup otojen kemiğe dönüşmediği açıkça ortada. Evet, bu da başka bir vaka. Resimler çok iyi olmayabilir. Lateral augmentasyon yaptık. Burada split niye yapmadım? Çünkü implantlar biraz daha vestibüle doğru konumlandırılması gerekiyordu, oklüzyon açısından. İkinci resimde kolajen membranı stabilize ettik, dikiş attık, stabilize ettik. Yine allograft, sonograft ve otograft karışımı hazırladık ve 5 ay sonraki görüntü yine açmışız. Bakın, partiküler görüntü, rezorbe olmayan partiküller ve bizi mutlu etmeyen bir görüntü. Evet, gerçekten bu gerçek bir kemik mi? Evet, ksenojen hakkında yine bir çalışma. Özelliklerinden bahsetmiş. Çok yavaş bir rezorbe hızı. Evet, zamanla graflanmış bölümde, graflenmiş yerlerde kemik kazanımı oluyor ama 3 sene sonra bile artık o bölgede ksenograflerin varlığı gözlemleniyor. Yani hatta siz kendi klinik deneyimlerinizi de mutlaka gözlemlemişsinizdir. Yani bir sene olsun, 2 sene olsun açtığınız bölgede eğer ksenograf kullanmışsanız o partiküller tam olarak entegre olmamış, tam olarak kemiğe dönüşmediğini siz de gözlemleyebilirsiniz. Evet, telifli çalışmalar ve ksenograflerle telifli çalışmalar bu çalışmanın, yani bu graftin tam olarak anlaşılmamasını ortaya çıkarmıştır. Yani gerçekten ksenografler tam olarak anlaşılmamış. Yani tam olarak kullanalım mı, kullanmayalım mı diye bana sorarsanız ben hiç kullanmamam taraftarıyım ama tabii ki biyolojik kemik konseptinin zorluğu, değişik böyle diyeyim, değişik şeyler var ki artık ksenografları kullanmak zorundayız ve graft materyallerin daha inkişaf etmemesi, gerçekten tam istediğimiz şekilde graft materyalı elde edememiş olduğumuz için biz ksenografileri mecbur olarak kullanıyoruz. Bu tüplerden bahsetmek istiyorum kısaca. Mineralized Plasma Matrix. Evet, bu beyaz katkısız beyaz tüpler. 2500 devirde 10 dakikada santrifüje ediyorsunuz ve sıvı elde ediyorsunuz. Bu IPRF gibi bir şey. Yani sticky bone elde etmek için çok güzel bir vasıta, ucuz bir vasıta. Gerçekten sticky bone elde ediyorsunuz ve çalışmalar Matrix'in terkibinde, yani Matrix'in içerisinde zengin platelet ve fibrinlerin olduğu ve yeni kemik oluşumunu indüklediği, yani aktive ettiği ortaya çıkmıştır. Ve ben genelde augmentasyon yaptığım zaman her zaman, yani genelde değil her zaman augmentasyon, büyük augmentasyon yapacaksam mutlaka bu tüpleri NPM'i kullanıyorum. Yumuşak doku kalınlığı flap stabilizasyonu açısından önemlidir. Eğer biz augmentasyon yapacaksak bir yer kazanımı söz konuysa mutlaka bizim yumuşak dokumuz kalın olması gerekiyor. Biyotipimiz kalın olması gerekiyor. Yeterli derecede keratinize diş eti olması gerekiyor. Bu hem graftimizin beslenmesi açısından hem de flapimizin stabilizasyonu açısından çok önemlidir. Yoksa açılmalar ve komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Açılmalar ve akabinde enfeksiyon ortaya çıkmaktadır. Onun için şöyle bir vakada çok ince bir kemiğimiz var. Neredeyse başlangıç kemik kalınlığı 2-3 milim arası. İlk önce lateral augmentasyon yapmadan önce yumuşak doku miktarını artırdık. 3 ay sonra açtık ve yine ksenograft, allograft, otograft
karışımı. Bakın görüyorsunuz panslarla, trefan frezlerle otojen graft almışız ve bunu allograft ve ksenograftlerle karıştırmışız. Ve bu sefer rezorbe olmayan bir membran kullanmışız. Bitiye membran kullanmışız. Aynı zamanda ten polileri görüyorsunuz. Yani horizontal bir çöküntü olmasın diye bunları kullandım. Evet. 5 ay sonra oluşan kemik. Evet, genişlik olarak gayet tatmin edici. Gayet tatmin edici ama ben hala burada dönüşmemiş kemik, graft kemikleri, graft materyalları görüyorum. Gerçekten bu görüntüye kemik değil de otojen kemik değil de sert doku diyesim var. Yani tamamen kemik diyemiyorum. 4 ve 4,5 milim implantlar yerleştirildi. 8-9 milim arası sert doku kazanımı, evet sert doku kazanımı elde ettik. Bu gerçek kemik mi? Evet, yine bir histolojik çalışma. Rezorbe olmayan, yani PTF membranlarla titan mesh ve üzerine rezorbe olan, yani kolajen membranının kullanımı arasında farklılıkları gösteren bir çalışma. Rezorbe olmayan membranlar T-mesh, kolajen artı kolajen membranla karşılaştırıldığında benzer histolojik ve histomorfometrik sonuçlar ortaya çıkmıştır. Yani kemik kalitesi açısından herhangi bir değişiklik olmamıştır. Fakat flap açıldığı zaman, herhangi bir komplikasyon olduğu zaman kolajenin biraz daha enfeksiyona biraz daha yatkın olduğunu biliyoruz. Biraz sinüs bölgesinden bahsetmek istiyorum. Sinüs bölgesi çalışmaları 6 aylık yine histolojik ve histomorfometrik inceleme. %50 otojen ve %50 ksenograft, yani domuz porsin kullanmışlar. Aynı şekilde %100 ksenograft kullanmışlar. B grubu bu. Ve C grubu ise %100 otojen kullanmışlar ve 6 aylık sonuç. Sonuç olarak yeni oluşan kemik bütün graftlerde hemen hemen birbirine yakın. Yani hem ksenografte hem otografte hem de oto ve ksenograft karışımlarında yeni oluşan kemik miktarı hemen hemen birbirlerine yakın. Rezidüel graft en az otojende, yani koyulmuş graftin artık rezidüel graft otojende, en fazla ise %100 ksenograft graftlerinde izlendi. Yani en fazla rezorba olmayan, yani arta kalan graft ise ksenograftlerde gözlemlendi. Yani sinüste bile ksenograftlerin yavaş bir rezorpsiyonu, tamamen kemiğe dönüşmemesi artık gözlemleniyor çalışmalarda. Karşınıza zaten böyle görüntüler gelmiştir. Bu tür görüntülerde gerçekten bu otojen kemik mi? Yani biz bu beyaz bir görüntüye, bir olunan, yani sinüs tabanının yükseltilmiş bu bölümüne biz gerçek bir kemik diyebiliyor muyuz? Yani bu görüntü 20 yıl sonra da böyle, belki 25 yıl sonra da böyle. Yani uzun zaman önce yapılmış sinüs liftingler hastalarını kabul ediyoruz ve ksenografla çalışmaları izleyebiliyoruz. Hala 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl öncesinde yapılan augmentasyonlarda bile şu görüntüyü izleyebiliyoruz. Ancak bakın %100 bone regeneration, yani burada tamamen biyolojik materyaller kullanılmış, APRF'ler kullanılmış, otojen kemikler kullanılmış ve gerçek bir kemiğin görüntüsünü 2 sene sonra gözlemleyebiliyoruz. Yani biz gerçek bir kemiğin görüntüsünü röntgen görüntülerinden bile ayırt edebiliyoruz. Yani bu görüntülere dikkatle bakın ve bir de bu görüntüye dikkatle bakın. Peki böyle bir soru yöneltilebilir. Böyle bir soru yöneltilebilir. Yani eğer bir yapı, bir çatı olarak ksenograft orada bulunuyorsa ve bizim implantımızı tutabiliyorsa ne zararı var? Zararı şöyle, yani
Peri implant vakalarında gerçekten yani bir implantın peri implanta yakalandığı zaman ksenograftle augmente olmuş kemiğin çok daha hızlı rezorbe olduğu ve çok daha hızlı ve çok daha kötü bir tablonun oluştuğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Çünkü ksenograft canlı bir doku olmadığı için enfeksiyona ve diğer yanıtlara karşı cevap verebilmediği için canlı kemik için orada lizis rezorpsiyon olayları daha hızlı gitmektedir. Evet, bu bir sinüs bölgesi perfora olmuş. Perforasyon bölgesini biraz genişlettik. Ve allograft, otograft yine karışımı yapıyoruz. Allograft, otograft karışımı yapıyoruz. Bakın burada videoda izliyorsunuz. Yani mutlaka partiküler augmentasyon yapacaksam mutlaka otojen graft kullanırım. Yani ksenograft, allograft olsun. Mutlaka onlara bir otojen graft değişik yöntemlerle aldığım otojen graftleri katıyorum. Evet, yine bir çalışma. Allograft otograft kompozitinin yani allograftla otograft yani otojen graftla allograftin karışım kompozitinin ve ksenograft otograft kompozitinin sinüsta denenmesi bir çalışması yapılmış. Allograft otograft kompozitinin ksenograft otograft kompozitine göre daha hızlı yenilenme ve biyolojik aktivlik göstermesi ortaya konmuştur. Yani allografla otografı karıştırdığımız zaman daha biyolojik bir yapı, daha aktif canlı bir dokuya dönüşen bir sert doku gözlemlenmiştir. Evet, videoya devam ediyoruz. Allograftle otojen grafti karıştırıyoruz. Bakın, MPM tüpleriyle hazırladığımız sticky bone kullanımı çok rahat. Gerçekten zaten bir hacim oluşturuyor. Kullanımı çok rahat. Fazla zaman almaz. Evet, sinüs bölgesine tatbik ediyoruz. Bir yumuşaklık da kazandırıyor dokuya. Yani grafte bir yumuşaklık da kazandırıyor. Sinüsün perfora olma riskini de azaltıyor. Yani bu sticky bone'un böyle güzel bir özelliği de var. Evet, partikülleri oradan temizlemeye çalışıyoruz. Çünkü yumuşak doku arasında partikül kaldığı zaman orada bir fistül oluşturabiliyor, enfeksiyon kaynağı olabiliyor. Yani oradaki yumuşak dokudaki partikülleri tamamen temizlemekte fayda vardır. Evet, röntgen görüntüsü çok iyi değil, kusura bakmayın ama 4 ay sonra kemiğin iyi bir kemik kanlı yakaladığımız röntgenlerde gözüküyor ve tatmin edici bir görüntü. 4 ay sonra implantımızı yerleştiriyoruz. Evet, yine sinüs bölgesinde sentetik kemik grafti diğer graflerle mukayese edilmiş. Diğer grafler nedir? Otojen ve ksenograftler. Çalışmada sentetik kemik graftinin otojen grafle karşılaştırıldığında daha az yeni kemik oluştuğu, ksenograftle karşılaştırıldığında ise bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Yani otojen kemik çok daha hızlı yeni kemik oluşturuyor sinüs bölgesinde. Bu da çalışmayla ortaya konulmuş. İmplant sağ kalımı oranında ise hemen hemen aynı çıkmıştır. Üst grafte sentetik graft, otojen graft ve ksenograft ayrı ayrı graftlerde. Ancak otojen graftlerin yenilenme hızı ve yeni kemik oluşturma hızı diğerlerine göre daha hızlıdır. Evet, bu da bir diğer indirekt sinüs çalışması. Piezo ile çalışıyorum. Burada rezidüel kemik miktarı
4 milim. Evet, devam ediyoruz. Sinüs tabanı artık kaldırma işlemi. Ben piezoyu çok kullanıyorum. Gerçekten biraz daha yavaş olsa da çok daha güvenli bir aparat. Çok daha çalışmalar zaten gösteriyor. Çok daha dokuyu daha iyi, daha hızlı iyileşmesini sağlayan bir aygıt. Fazla travmatize etmeden dokuyu ameliyatlarımızı yapabiliyoruz. Ve sinüsü indirekt olarak sadece kolajen spans yerleştiriyorum. Sadece kolajen spans. Evet, indirekt yükseltmelerde genelde graft kullanmam. 3-4 milim yükseltmelerde genelde graft kullanmam. Daha çok kolajen, spans ve PRF kullanırım. Evet, implantımızı yerleştiriyoruz. Yerleştirirken zaten biraz daha sinüs tabanını kaldırmış oluyoruz. Evet, kapalı sinüs 4 milim sinüs tabanı yükseltme. Yani burada zaten herhangi bir graft gözükmüyor. Ve bir yıl sonra görüntü çok iyi olmayabilir. Yani gerçekten bir yıl sonra tam otojen kemik görüntüsünde yeni bir kemiğin oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz bu röntgenden. Bu çok eski bir vaka. Sadece kolajen spans kullanmış olduğum bir vaka. Bu hastada bir sürü sistemik rahatsızlıklar vardı. Kalp hipertansiyon vardı, hipertiroidi vardı. Tansiyon, şeker, yani gerçekten riskli bir hastaydı ve burada sinüs bölgesinde herhangi bir graftin kullanılmamasını düşündüm ve sadece augmentasyonda sinüs yükseltmede kolajen kullandım. Evet, 4 sene sonra 4 sene sonra gerçekten 3-4 milim 4 milim bir kemik oluştuğu röntgende gözlemleyebiliyoruz. Bu vakada da sadece kolajen spans kullandım. Yani herhangi bir ksenograft veyahut da allograft kullanmadım. Sadece kolajen spans kullandım. Ve 4 ay sonraki görüntü, 6 ay sonraki görüntü. Bu görüntüde daha çok biraz radyolüsent yaptım. Yani kemiğin yeni oluşan kemiği gözlemleyebilmemiz için. Zaten sinüs çalışmalarında sinüs tabanını 3-4 milim kan pıhtısıyla kaldırabiliyoruz. Yani herhangi bir graftin konması gerekmez. Yani kan pıhtısı orada stabilize olduğu zaman kendiliğinden orada kemik oluşabiliyor. Kendiliğinden otojen kemiğe kavuşabiliyoruz. Herhangi bir kemiğin konmaması gerekiyor. Evet, yapılan çalışmalardan çıkan sonuç, TBR yapılacaksa eğer estetik ön bölgede çalışıyorsak, ksenograft ağırlıklı graftin otojen katkısı olması şartıyla ama kullanılması, diğer bölgelerde otojen graftin de katıldığı kompozit graftlerin kullanılması daha canlı bir dokunun oluşması için öngörülmektedir. Graftin stabilizasyonu için kolajen membran iyi bir fiksasyon sağlanarak kullanılabilir. Yani titanyum meshin komplikasyonlarını düşünerek ikinci bir cerrahiye gerektiği olduğunu düşünerek artık biz kolajen membranı kullanılması bizim için daha iyi olabilir. Sinüs bölgesinde ise 3-4 milimden kapalı sinüs vasıtasıyla tabii ki fazla sinüs tabanı kaldırılmaması şartı ile APRF, PRF, kolajen spons gibi biyolojik yapılar kullanılabilir. 3 milimden fazla açık sinüs tabanı yükseltilecekse otojen graft karışımı herhangi bir partiküler graft kullanılabilir.
tercihen allograft ve otograft, yani allograft ve otojen graftin karıştırılması sinüs bölgesinde tercih ettiğimiz augmentasyon tekniğidir. Evet, bone splitlerden bahsetmek istiyorum. Aslında bone split benim en çok sevdiğim bone augmentasyon tekniği. Eğer kemiğin mevcut kalınlığı 3-5 milim ise bunu uyguluyoruz ve kemiğin horizontal hacim artırılmasıdır. Vertikal herhangi bir hacim artıramıyoruz burada. 3 milimden daha az kalınlıkta olan kemiklerde split crest yapılmasını tavsiye edilmiyor. Zaten boyunda hızlı bir rezorpsiyon gerçekleşebiliyor. Yani 1 milimden daha aza düştüğü zaman kemik kalınlığı. Çeşitli augmentasyon teknikleri var. Fakat Ridge split tekniği geniş yer kapsamaktadır. Bunun nedenleri nedir? Evet, osteoindüksiyon, osteokondüksiyon ve osteojenik özellikler. Yani bu ne demektir? İmplantımızın her iki tarafında otojen kemik var. Yani biz implantı tamamen otojen kemikle temas ettiriyoruz ve arasında kan pıhtısı doluyor. İkinci bir ameliyat sahasına donora ihtiyaç yok. Yani donor sahasına ihtiyaç yok. Aynı anda implantlar yerleştirilebiliyor. Evet. Ve lateral ridge splitting'i piezo ile yapılması tavsiye ediyorum. Ben kendi şahsen ve yapılan çalışmalarda da zaten piezo elektrikle ridge split tekniğinin şiddetli rezopsiyonlarda bile minimal invazif ve etkili olduğunu göstermiştir. Hassas osteotomi ve etkin bir soğutma ile yüksek oranda başarılı tedavi öngörülebilir. Tedavi süresini etkin bir şekilde azaltmıştır. Özellikle şiddetli rezorbe kretlerde ileri cerrahi beceri gerektirmektedir. Evet. Biraz tekniklerden bahsedelim. Yani split tekniğinden bahsedelim. Eğer alt çenede çalışıyorsak, alt çene biliyorsunuz kortikal, biraz daha kortikal yapı. Ve daha çok alt çene split tekniğini göstereceğim. Çünkü alt çene daha zor olduğunu düşünüyorum. Yapılacak implant boyu kadar vertikal bir kesinin yapılması gerekiyor. Bilgisayarına Evet, kontrol et. Şarj bu bitiyor. vakada full thickness bir çalışma yapıyoruz. Yani tamamen flap'i periostla beraber kaldırılmış ve vertikal insizyonların da yapıldığı bir çalışma. Yeterli genişletmeden, evet hatalardan bir tanesi yeterli genişletmeden dirillenmesi. Zaten bizim boyun kısmında bizim kemik miktarımız çok az ve bunu dirillendiği zaman iyice azalmış oluyor ve biz orada otojen kemik miktarını azaltmış oluyoruz ve bu yapılan bir hatadır. Dirillemek olmaz yeterli şekilde genişletmeden. Evet, bu chisel'ın kullanma şekli. Evet, full thickness yapılan bir çalışmada, 2017'de yapılan bir çalışmada burada 4 milimlik bir kalınlık var ve 10 milim vertikal kesi yaptık. Otojen ve allograft karışımıyla karıştırdık bunu. 3-5 10 milimlik implantlar yerleştirdik. Evet, imle getirelim. Evet, 4 ay sonraki röntgen. Bakın burada tamamen kemikleşme görüyoruz. Evet, üst yapısını yaptık. Ve 1 yıl sonraki bir kontrol röntgeni. Full thickness vakalarda tamamen flap kaldırdığımız vakalarda, yani biyolojiye tamamen saygı göstermediğimiz vakalarda gerçekten rezorpsiyonu biz gözlemleyebiliyoruz. 0,5 ve 1 milim orta ve öndeki implantlarda rezorpsiyon gözlemledik. Bu diğer bir vaka tekniği göstermek istiyorum. Burada da full thickness kullandım. Ama bu kalın bir kortikal yapı olduğu için bakın burada bone condenser frezle split'e ettiğim kemiği biraz daha genişletiyorum. Burada çok dikkatli çalışmamız lazım.
Daha hiç dirillemedim. Sadece vertikal ve horizontal kesilerimi yaptım ve kemiği bölmeye çalışıyorum. Aralamaya çalışıyorum. Bakın, yavaş yavaş sabırla kemiği bu şekilde açıyoruz ve açtıktan sonra dirilliyoruz. Yani kemik kaybının olmaması için, boyunda kemik kaybının olmaması için açtıktan sonra dirillemeyi tavsiye ediyorum. Ve implantımızı yavaş yavaş yerleştiriyoruz. Tercihen split vakalarında implantı biraz daha gömülmesi isteniyor. Fakat burada pek fazla yer olmadığı için ve yumuşak dokunun yeterince kalın olduğu için gömülmeye ihtiyaç olmadı. 4,1 implant yerleştirdik. Toplamda 7-8 milim kalınlığa ulaştık. Yani ilk başta 3 milim kalınlıktan 8 milim kalınlığa ulaştık. Evet, gördüğünüz gibi burada tamamen implantın her tarafı otojen kemikle kaplı. Evet, yapılan çalışmalar sonucunda eğer kan desteği sağlanabiliyorsa, flebi kaldırmamışsak, periostu kaldırmamışsak çok daha iyi sonuçların ortaya çıktığı. Eğer flebi kaldırdıksa çeşitli kaldırıldığı vakalarda çeşitli rezorpsiyonların gözlemlendiği bir çalışma. Evet, 4 yıl sonra yapılan çalışmalarda mezyal ve distal bölgelerde 1,5 milim kemik kaybı gözlemlenmiştir. Yani bu full thickness, yani tamamen flebin kaldırıldığı vakalarda yapılan bir çalışma. Augmentasyon öncesi yumuşak doku açılmalarını önlemek için keratinize doku miktarını ve biyotipi artırmak tavsiye olunur. Yani bunu söylemiştik. Burada zaten başka bir vaka ve sıfır keratinize bir doku var. Gerçekten hiçbir keratinize doku miktarı yok. İlk önce augmentasyon ettik. Yumuşak doku elde ettik ve split thickness, yani yarım kalınlıklı flip kaldırdık burada. Dikkat ederseniz periostu bıraktık. Sadece yarım kalınlıklı bir flip kaldırdık ve implantlarımızı yerleştirdik. 4 milimlik implantlar yerleştirildi. 2 milimlik bir boşluk elde ettik. Evet, 3 ay sonraki görüntü, yumuşak dokumuz gayet iyi. Kemik kalınlığımız gayet iyi. Röntgende herhangi bir rezorpsiyon gözlemlemiyoruz. Ve üst yapısını yaptık. Yarım kalınlıklı flap kaldırıldığı zaman split crest'in avantajları nedir? Hemen zaten implantı yerleştirebiliyoruz. Vasküler yapıyı ve kemiğin kan desteğini sağlıyoruz. Uzun dönem kristal bonu tutabiliyoruz. Yani implant etrafındaki kemik rezorpsiyonu önlemiş oluyoruz. Daha az travma veriyoruz. Daha hastalar tarafından daha kabul edilebilir teknik ve kortikal kemiği her iki tarafta, vestibül ve lingual tarafta korumuş oluyoruz. Evet, bu da başka bir teknik. Full split thickness ve hiçbir şekilde kemikte vertikal insizyonun yapılmadığı, yani kemik bağlantısının, kemik beslenmesinin kesilmediği bir vakayı göstermek istiyorum. Biraz daha hızlı hızlı geçtim çünkü zamanımız tükeniyor. Burada hiçbir şekilde genişletme, daha doğrusu vertikal kesi yapmadım ve boşluğu sadece kolajen sponge'la doldurduk. Kapattık ve 2 ay sonraki görüntü gerçekten çok iyi bir görüntü. Üzerine açtık. 4 ay sonraki görüntü ve 1 yıl sonraki görüntüde herhangi bir kemik rezorpsiyonunun olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Evet, artık bu da başka bir vaka. Çok ince bir kret. Burada ise sadece flebi 1-2 milim kadar, yani kreti görecek şekilde kaldırdık. Herhangi bir thickness flap kaldırmadık. Yarım kalınlıklı flap kaldırmadık. Kemikte herhangi bir vertikal kesi yapmadık. Kemiği genişlettik. Ve boşluk biraz daha fazla olduğu için oraya kemik grafleri doldurduk. Yoksa o bölgede yumuşak doku çökmesi gözlemleyebiliyoruz. Ve arka bölgeye tercihen
bone level, tissue level implantlar genelde yerleştirmeyi seviyorum. Evet, 4 ay sonra tamamen kemik kaplı, implantın üzeri tamamen kemik kaplı. Yeterince kemik var diye biliyoruz. Evet, immediate RVG'miz ve 3 ay sonraki görüntü. Bone split'te yapmamız gereken işlemler nelerdi? Periostu mutlaka korumamız gerekiyor. Piyoze ile çalışmamız lazım. Minimal travma için biyolojik aralığı, yumuşak dokuyu iyi oluşturmamız lazım. Sabırlı ve dikkatli çalışmamız lazım. Evet, bu da komplikasyonlardan bir tanesi. Burada vertikal kesi arasında mesafe çok küçük olduğu için burada bir kırılma gerçekleşiyor. Devam ediyorum. Neden devam ediyorum? Artık implantın yuvasını açtığım için implantın orada oturmasını istiyorum. Yani primer stabilizenin gerçekleşmesini istiyorum. Onun için devam ediyorum ve kemik oradan tamamen ayrılıyor. Yani burada korkulacak bir şey yok. Elimizin altında eğer screw'lar varsa devam edeceğiz. Ve gördüğünüz gibi artık o kopan parçayı birleştirdik ve 4 ay sonraki görüntü. Başka bir komplikasyonlu vaka, kemiğin kırılması, vestibülün duvarının kırılması. Yine bone screw'la birleştirdik ve araya otojen ve kseno kemik yerleştirdik. Evet, 3 ay sonraki görüntü. Ve protezimizi yaptık. Split vakalarında implant etrafı otojen kemik kazanımı 1 ve 1,5 milimle sınırlı kalmıştır. Yani biz daha fazla kemik miktarı kazanamıyoruz. Yani bu da biraz daha implantımızı riske sokabilir. Yani minimum 2 milim implant etrafı kemiğin yani minimum 2 milim olmasını istediğimiz için split tekniğinde otojen kemiğinin yeterli miktarda kazanılmadığını düşünüyorum. Evet, şimdilerde şu birinci görüntü değil de ikinci görüntüyü yapmaya çalışıyorum. Yani lateral augmentasyondan çok split vakaları yapmaya çalışıyorum. Çünkü split'in daha biyolojik bir teknik, daha kabul edilebilir teknik olduğunu düşünüyorum. Evet, maksiller çenede genişletme, split crest ile otojen kemik blokunun karşılaştırılması, split crest tekniği protez ve implantların yüksek sağ kalım oranına sahip maksiller alveolar atrofilerde yatay olarak artırılması için daha yararlı görülmüştür. Blok krefler hakkında konuşmayacağım. Zaten çok da gerek görmüyorum. Yani Cury tekniği olduğu sürece blok kreflerden konuşulmasını pek mantıklı görmüyorum. Bununla birlikte iki tedavi yöntemi hakkında iyi tanımlanmış sonuçların sağlanabilmesi için daha büyük hasta örneğiyle daha uzun süreli randomize kontrollü çalışmaların yanı sıra hasta tarafından bildirilen sonuç ölçümlerinde hasta tedavi süresinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Yani bu split crest ve blok kemiklerin gerçekten uzun, daha çok split crest'in daha uzun müddetli bir çalışmaya ihtiyacı var. Kuru tekniğini çok fazla anlatmayacağım. Sadece bir case 11 göstereceğim. dakika. Zaten ustalar anlatmışlar. Alo. Efendim. Bir dakika. Tamam. Bir dakika. Hemen bitiriyorum. Kuru tekniği başlangıçta 2 milim kalınlığında bir kemiğimiz var. Alt kemiğimiz var. Evet, augmentasyon yaptık. Üst kısmı vertikal yükseltme de yaptık. Bir miktar sonra tabii burada flap açılması oldu ama otojen kaynaklı olduğu için ileri komplikasyon yaşanmadı. Tekrar kapatıldı yumuşak doku. Ve 5 ay sonraki görüntü. 4 ve 4,5 ve 4 milimlik implantlar yerleştirildik. Toplamda 10 milim horizontal genişliğe kavuştuk. 8 milim otojen kemik kazanımı yaptık. Yani bu gerçekten çok iyi. Ve baktığınız zaman orada canlı bir kemiğin, otojen bir kemiğin, altın standartlara uygun bir kemiğin olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ve gerçekten implant etrafında 4,5 milim genişliğinde implant yerleştirmeme rağmen implant etrafında yeterince kemik miktarını Kardeşim, gözlemleyebiliyoruz. bu konuyu biraz açabilirsin burada Evet. çünkü doktor arkadaşım çok şeyler öğrenecek bir şey var galiba.
tam net açabilir misin bu konuyu? Çünkü dün bir konuyu konuştuk. Vertikal augmentasyon yapıldı. Kiret tepesine kesildi. Ve neler olabilir? Sen onu anlatabilir misin? Evet. Bence bu konuda çok şey öğrenilecek bir şeyler var değil mi? Evet evet. Burada özellikle alt senede yani alt senede kuru tekniği yapacaksak flebin kaldırılmaması önerilmektedir. Yani burada da ben zaten kredi tepesinden evet. kesi yaptığım için tünel tekniğinin kullanılması tavsiye ediliyor. Kredi tepesinden kesi yapıldığı zaman flebin açılma ihtimali çok daha yüksek. Dün de onu oluyor. Tartıştık. Evet. Sentetik malzemelerle çalıştığımızda bir açılma oldu mu? Sen de yaşamışsındır, görmüşsündür. Çoğunu kaybediyoruz ama evet evet. Enfeksiyon gelişme ihtimali çok daha yüksek oluyor. Hepsini kazıyoruz. Koyulan graft kayboluyor, dağılıyor. Yani geriye artık evet, bu, hiçbir şey kalmıyor. Bu yaptığını belki son dakika demiştik. Acilen hızlı anlattığın için anlamalar galiba. Üç boyutlu vertikal augmentasyon yapıyorsun. Evet. Üç boyutlu vertikal augmentasyon yapıyorum. Ve Şerif abi gerçekten yani yaptığım augmentasyon çeşitlerinde yani bu kadar kalın bir kemiğe ben ulaşamadım henüz yani. Gerçekten kuru tekniği çok daha öngörülebilir, çok daha biyolojik bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Sadece Azerbaycan'da şöyle bir sorun var. Hastaları ikna edemiyoruz. Yani bu bizim için en büyük sorunlardan bir tanesi. Ama bu tekniğin kendim açısından söylüyorum. Tamamen genişlendirilmesi, gelişmesi gerekiyor benim için ve ileriki dönemlerde tamamen bu tekniğe geçiş yapmam gerektiğinin artık kanısında kesinlikle evet, var. Çünkü açılmasına rağmen bayağı da açıldı galiba. 8 mi 12 milim açıldı. Evet. Açıldı. Kapatıldı üstü ve sonra implant yapabildin değil mi? Hiçbir augmentasyon yapmadan. Hiçbir augmentasyon yapılmadı zaten görülüyor. Evet. Açtık. Evet evet hiçbir augmentasyon yapılmadı. Sol alttaki zaten görüntü yani kemiğin nasıl bir kanlandığını görebiliyoruz zaten. Oradan kemikten nasıl bir kan çıktığını görebiliyoruz. Yani klinik görüntü olarak tam olarak kemik elde ettiğimiz zaten yani hiç histolojiye gerek bile yok. Yani burada canlı bir dokunun var olduğunu artık kemiğin var olduğunu söyleyebiliyorum. Ben diğer augmentasyon tekniklerindeki kazandığım hacme kemik diyemiyorum gerçekten. Sert doku diyorum ancak Kuri tekniğinde kazandığım bu hacme artık kemik diyebiliyorum. Bir slide öncesini görebilir miyiz istiyor Vesile Elif Hanım. Evet bu okluzal bloku tamamen kaybettik değil mi? Evet okluzal bloku kaybettik. Yani kaybetmemize rağmen yani gerçekten ilk başta bakın ben şeyi de göstereyim Şerif abi. İlk baştaki bakın çok ince yani bura kesinlikle split yapılamaz. Yani kortikal kemik çok kalın. Burada lateral augmentasyonun da başarılı olabileceğini zannetmiyorum. Yani kuri tekniğin tam endikasyon olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten komplikasyon çıkmasına rağmen çok çok iyi sonuç elde ettiğimizi düşünüyorum. Yani başka bir augmentasyon tekniği olsaydı yani daha fazla doku kaybı ve enfeksiyon riskiyle karşılaşmış olurduk. Evet. Bone split tekniği, otojen bone karışımlı graftler, palatal approach, bucaklı title implantlar, asli implantlar, sinusa rezorbe olan materyallerin veyahut da otojen karışımlı kemiklerin konulması ve kuru tekniği benim açımdan otojen yani biyolojik çalışmaların çalışılan tekniklerden bunlar yani daha çok nasıl desem yani partiküler augmentasyon yapmaktan kaçınmak için ben palatal approach titled yani bucaklı asıl implantlar kullanılması ve sinusta daha biyolojik otojen veya da daha biyolojik yapıların kullanılmasını tavsiye ediyorum. Ve kuru tekniğinin Şerif abi gerçekten daha iyi anlaşılmasının böyle diyeyim taraftarıyım. Yani gerçekten zor bir teknik. İleri derecede cerrahi beceri isteyebilen teknik ama sonuçları harika olan bir teknik. Yani hasta açısından yani implantın sağ kalımı açısından biyolojik kemik elde etmemiz açısından yani kuri tekniği diğer tekniklere nazaran çok çok daha iyi ve biyolojik bir teknik.
Evet, çok teşekkür ediyorum Behruz kardeşimizin bu güzel sunumu için. İnternetten birçok soru geldi. Biz bu soru kısmı saat 15 dakika kaldı. 15 dakika sonra Haşmet abimiz konuştuğumuz için biz bunu birkaç soruyu cevaplandırmaya çalışacağız. Ve sen sonra Demio'da cevap verebilirsin. Kalabilirsin şeyde, webinar platformunda. Ayrıca Facebook'ta da sorular var. Soramadığım soruları oradan iletebilirsin. Şimdi bir soru geldi burada. Tamam. Önder Bey soruyor. Ayrıca doğru yerde doğru materyalın kullanılmasından yanayım. Özellikle ksenograft yerleri ilgili söylediklerinizi atfen yazdım. Tamam, onu kabul ediyor. Şimdi Vesile Elif soruyor. Vertikal kesiyi yapıp yapmamayı nasıl karar veriyorsunuz? Vertikal kesi yapıp yapmamayı nasıl? Çok güzel bir soru. Ben eskiden split tekniklerinde Şerif abi vertikal kesi hep yapardım. Vertikal kesiyi eğer kortikal kemik çok kalınsa yaparım. Yani 1,5 milim, hatta 2 milime kadar varan kortikal kemikler vardır. O zaman split tekniğinde vertikal kesiler yaparım. Ama kortikal kemik daha ince ise inanın yani mandibülada bile çok rahat genişletebiliyorsunuz. Yani split açabiliyorsunuz. Yani implantı yerleştirebilecek kadar mesafe kazanabiliyorsunuz. Yani vertikal kesinin yapılmasına ve periostun kaldırılmasına hiç gerek yok. Ancak söylediğim gibi kortikal yapının, kortikal tabakanın ince olması kaydıyla. Hı hı. Facebook'tan bir soru var. Evet. Split tekniğinde neden tissue level implant kullandınız? Ya genelde şöyle söyleyeyim ben. Yani arka bölgede tissue level implantlar kullanmayı çok seviyorum. Yani bunun tabii ki peri implant açısından, yani kemik implantların boyun kısmında, yani kemik rezorpsiyonunun minimal olması açısından, yani abutment implant bağlantısının kemikten uzak kalması gerekiyor. Minimal bir kemik kaybı için, hatta hiç kemik, yani zero bone konsepti için, yani şöyle söyleyeyim, yani kemiğin kaybetmememiz için, yani abutmentlar implant bağlantısını kemikten uzak tutmak için genelde arka bölgelerde tissue level kullanırım. Sağ ol cevap için. Bir tane daha soru var. Bahadir Olcay, ama yine kesilerle ilgili. Bir tane mi kesi, yoksa bir tane, iki tane mi gerekiyor, yoksa bir tane mezya mı gerekiyor? Soru. Çift taraflı mı atmalıyız? Tek taraflı mı, çift taraflı mı? Yani tek taraflı yapıldığı zaman kırılma riski biraz daha fazla. Yani arka bölgeden kırılma riski biraz daha fazla. Yani söylediğim gibi, eğer kortikal, yani kısım, mandibülan kortikal kısmı çok kalınsa iki taraftan yapılması gerekiyor. İnce ise zaten yapmaya ihtiyaç yok. Yani implant boyu kadar biz insizyonu yapıyoruz. Bunu da piezo ile gerçekleştirebiliyoruz. Mesela 10 milimlik, 11 milimlik implantlar koyacaksak o piezo uçluklarıyla rahatlıkla biz o derinliğe inebiliyoruz. İndiğimiz zaman ve ortadan başlıyoruz. Yavaş yavaş kenarlara doğru kemiğimizi genişletebiliyoruz. Kortikal kemik ince ise, yani bu şekilde birkaç vakam var. Yani gerçekten vertikal insizyon yapmadan da kemik genişleyebiliyor, esneyebiliyor. Evet. Bir daha sorulara bakıyorum. Tamam. Burada bir soru var. Mineral plazma matrix konuyla bir soru var. Evet. Nasıl elde ettiğinizi açar mısınız? Sevgiler, Doktor Burak Kasar. Beyaz tüpler, yani 10 milimlik beyaz tüpler. Hiçbir şekilde katkı yok. Tamamen katkısız tüpler. Ve santrifüjde 2500 devirle 10 dakika, 12 dakika veyahut da 3000 devirle 10 dakika santrifüje ederek o sıvıyı elde ediyorsunuz. Yani gerçekten çok iyi bir doku, yani böyle hamur gibi bir doku, sticky bone'u elde edebiliyorsunuz. Yani çok basit. Yani ekstra
tüpler almaya gerek yok. Yani bu tüpler zaten çok pahalı da değil. Yani sticky bonu bu tüplerle çok rahatlıkla meslektaşlarım elde edebilir. Son soru ulaşıyor. Evet. Hocam, kuri tekniğiyle yapılan vakada ameliyat esnasında bağ doku kullanmayı neden tercih etmediniz? Yumuşak dokunun biyotipi ince gibi. Teşekkür ederiz. Evet. Çok güzel bir soru gerçekten. Buna dikkat ettiysek diğer vakaların birçoğunda ben zaten yumuşak dokuyu argümente ettim. Yani dokuyu kalınlaştırdım. Meslektaşım iyi görmüş. Burada argümente olması gerekiyordu. Veyahut da flap kaldırılmadan, kret tepesinden kesi yapılmadan tünel tekniğini yapılması gerekiyordu. Tünel tekniğini yapabileceğimi zannetmedim. Ve hasta da yurt dışında yaşıyordu. Fazla zamanı yok. Zaten Almanya'da Şerif abi müdahale etti o hastaya asıldığı zaman. Yani o flebin açıldığı zaman Almanya'daydı hasta ve orada kendisine teşekkür ederim. Yine kapattı hastayı. Yani komplikasyonun zaten gelişmesini önlemiş oldu. Hastanın zamanı yoktu. Yani aslında ben o hastaya ilk önce yumuşak doku argümentasyonu yapacaktım. Yani ondan sonra bekledikten 2 ay sonra kuri tekniği yapacaktım. Şimdi bu konuda çok ama çok önemli bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de evet. Sağlık turizmi çok iyi yerde. Türkiye'de Şerif abi, bu senin sorun mu? Bu soru benim değildi. Facebook'tan geliyor. Hayır. Şimdi benden geliyor ama soru değil bu. Bir güzel bir fikir vermek istiyorum. Şimdi bizim konseptimiz, bu otojenle çalışma konseptimiz aslında maksimum 3 cerrahi. Maksimum. Yapabilirsek 2'de bitiriyoruz. Yani hasta geliyor mesela. Bunu demem aslında kendi klinik için, kendi açımdan mantıksız, dezavantajlı. Ama ben hastayı düşünüyorum, hekimi düşünüyorum. Türkiye'de çok hastalar gittiği için şöyle bir öneride bulmak istiyorum. Bizim konseptimiz, otojenle çalışırsanız çok az komplikasyon var. Ne demek ki? Evet. Hastanıza en büyük PO veriyorum şimdi size. Az önce dedin ya, ben Azerbaycan'da ya da Türkiye'de hastalarımı ikna edemiyorum. Tamam. Bazı kısımların turizm hastaları var. Yani Türk, Alman, yurt dışından geliyor. O hastalar varsa şöyle bir ön tedavi de bittiyse gerekmiyordu ya da bittiyse de gerekmiyordu. Böyle bir şey söylemek istiyorum. Kuri yöntemi ile %98'den fazla başarı var. Bu kemik bloku alırsak, iyi de uygulanırsa implantasyon ve kemik augmentasyonu bir anda yapılan vakalarda cerrahi kısmı 2 seansı bitiyor diye söyleyebiliriz. Aynı zamanda implant yapamıyorsak 3 seansa. Kemik augmentasyonu 4 ay sonra geliyorsun, implantasyon yapıyoruz. 3 ay sonra implant üstünü açıp ölçülere de başlayabilirsin. Yumuşak doku cerrahi gerekmiyorsa. Yani maksimum 3, en iyi ihtimalle 2. Ve 98 garanti var. Şerif abi, bir şey eklemek istiyorum. O zaman kemik bloku da mecbur aldıracak. Çünkü alternatiflerde evet. Sizin sektör için, Azerbaycan'daki sektör için, turizm sektörü için, diş sağlığı turizm için bu yöntem ile rahat. Ben de söyleyeyim, dışarıda da yaptığım ameliyatlar oldu. Yani Almanya'da. Rahat bir şekilde çıkıyorum ameliyatta. Komplikasyon oranı çok çok düşük. Çok çok düşük. Dolayısıyla hiç bir daha gitmeye, böyle kalmaya gerek kalmadılar. Yani tek bir iki vaka hariç. Ama genellikle rahat biri ve güvenli bir yöntem. Hasta ve hekim için. Buyurun. Ben bir şey eklemek istiyorum. Zaten benim kendi gözlemim şu. Yani titan meshle çalıştığım vakalarda hastaların daha çok travmatize olduğunu gözlemliyorum. Yani gerçekten şişliğin, yani yüzde şişliğin hastalarda rahatsızlığın, morarmanın daha fazla olduğunu gözlemliyorum. Titan mesh gerçekten daha çok komplike, yani daha şöyle diyeyim, daha travmatik bir cerrahi yöntemi. Kuriye göre. Burada insanlar neden korkuyorlar? Hani çenenizin arka bölgesinden kemik alınacak dediği zaman herkes bir korku içerisine düşer. Yani yavaş yavaş artık hastalara anlata düşünüyorum artık kuri yönteminde oturtacağız. Çünkü dediğim gibi yani titan meshle veyahut da PTF membranla çalıştığımız, PTF membran değil de titan meshle çalıştığım vakalarda hastaların çok daha travmatize olduğunu gözlemliyorum. Yani kuri tekniğinden
daha çok travmatize olduğunu gözlemliyorum. Yeni bir vakam var, onu bekliyorum. Bir tarafa kuru tekniği yaptım, diğer tarafa partikül grafle titan mesh yaptım. İnşallah onun da sonuçlarını tamam. paylaşırız. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim Şerif. Sorular çok oldu.